Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Biraz oldukça geç bir saat oldu ama bu fıstıklı boncuklu fıstık oyasını Bey Kız arkadaşımız tasarlamıştı. Grup adminimiz Bey Kız arkadaşım tasarlamıştı. Ama ortasında kesme boncuk kullanmıştı arkadaşlar. Benim elimde kesme boncuk olmadığı için şöyle inci boncuk, renkli inci boncuk kullanacağım. İstediğiniz boncukla yapabilirsiniz. Kum boncuk olabilir. Kesme boncuk olabilir. Ben yapım aşamasını anlatayım. Sizlere kalsın arkadaşlar hangi boncukla yapacağınız. 321 numara leylak markası ip kullandım. 22 numara tığ. Şimdi yapım aşamasını anlatacağım dediğim gibi. Boncuk dediğim gibi bel kızınki ki e, kapak resimde gördüğünüz oyanın ortasında kesme boncuk var arkadaşlar. Bunda e, inci boncuk kullandım ben. Elimde kesme boncuk olmadığı için. Biraz elimde sorunlu böyle bakın buralardan. E, bu biraz zor olacak ama bana inşallah batırmadan elime anlatacağım. Şimdi ilk başlarken ipimizi yazmanın tığ batısına sabitleyelim. İlk başlarken ve örümcek çekelim. Örümcek çektikten sonra buraya hangi boncuğu kullanıyor iseniz eğer 3 tane boncuk kapatacağız örümceğimin tepesine boncum yapışmış birbirine onları ayırt etmem gerekiyor evet örümcek çektim 3 boncuğum buraya sıkı bir şekilde kapattım hemen üzerine 11 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zinciri parmağımın üzerine koydum kamerama bakalım zincirin parmağımın üzerine koydum bakın zincirin altından giriyorum İpin ucunu aldım ilmek edinip dibinde bir zincir çektim tığımda biriktireceğim 2 altından girdim İpin ucunu aldım ilmek edindim tığımda biriktirdim 3 altından girdim İpin ucunu aldım bir zincir çektim tığımda biriktirdim altından girdim İpin ucunu aldım ve bir zincir çektim dibinde bakın böyle tığımda topluyorum 5 oldu altından giriyorum İpin ucunu aldım Aldığım ilmeğe bir zincir çektim dibinde 7. Altından girdim ipin ucunu aldım. İlmeğime bir zincir çektim. 8. İpin ucunu aldım. Bir zincir çektim dibinde 9. İpin ucunu aldım. Dibinde bir zincir çektim. 10. İpin ucunu aldım. Dibinde zincir çektim. 11. 12. 13. 14 altından girdim ipin ucunu aldım aldığım ilmeğe dibinde bir zincir çektim 15 tane ilmeğimi topladım bu şekilde şimdi ipin ucunu aldım hepsinin içinden geçtim bakın bu şekilde geçirdim ilk boncuğumun arası şu ortadan girdim şöyle ilk boncuğumun arasına alarak buraya sıkı bir şekilde kapatıyorum tekrar 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Parmağımın üzerine koydum zincire. Altından giriyorum. İpin ucunu aldım. Dibinde bir zincir çektim. 2 ilmek aldım. Dibinde bir zincir çektim. Tığımda birikliyorum. 3 ilmek aldım. Dibinde bir zincir çektim. 4 ilmek aldım. Dibinde bir zincir çektim. 5 ilmek aldım. Dibinde bir zincir çektim. 6 bu şekilde topluyorum ilmekleri 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmeğimi topladım tığıma. Şimdi ipin ucunu aldım tığıma, içinden geçtim. Şimdi ortadan giriyorum boncukların. Şu ikinci boncuğu aldım araya. İpin ucunu aldım, ilmek edindim. Şu iki ilmeğimiz şöyle sıkı bir şekilde buraya biraz şöyle sıkarak şekil vererek kapattım. Yani sıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. Yine zincirin parmağımın üzerine koydum. Zincire batmıyorum. Altından girip İpin ucunu aldım. Aldığım ilmeğe bir zincir çektim. Tığımda biriktiriyorum. 2. Altından girdim, ipin ucunu aldım. İlmeğime bir zincir çektim. 3. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 4. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 5. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 6. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 7. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 8. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 9. İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 10. 11 12 13 14 15 bu şekilde 15 tane ilmeği topladım ipin ucunu aldım hepsini içinden geçtim şimdi yine ortadan giriyorum son boncuğumu da araya alıyorum ipin ucunu alıp ilmek ediniyorum bu iki ilmeğimi sıkı bir şekilde buraya kapatıyorum bir zincir çekip örümcek çekiyorum bir zincir çektim örümcek çektim 1 2 3 tane tığ batı atladım dördüncüye girdim kapadım şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar böyle fıstığımızı ettik şimdi ne yapıyoruz burada tığ batısına kapattık örümceğimizi bir sık iğnesi yaptım yandaki tığ battıya giriyorum sık iğnesi yapıyorum 1 2 Şimdi bu noktada 3 tane sık iğnesi yaptım tığ battıma. Bu noktada yine 11 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine parmağımın üzerine koyuyorum. Altından girip ipin ucunu alıp ilmek edindim. Bir zincir çektim. 2. İlmek aldım. Dibinde bir zincir çektim. 3. İlmek aldım. Dibinde bir zincir çektim. 4 ilmek aldım dibinde bir zincir çektim 5 6 7 8 9 yine 15 tane ilmek toplayacağım. 10 11 12 13 14 aynı şekil topluyoruz arkadaşlar. Biraz önce ayrıntılı bir şekilde gösterdim ipin ucunu alıyorum hepsinin içinden geçiyorum bir tane tığ batı atlayıp şuraya giriyorum ikinciye İpin ucunu alıp ilmek edelim sıkı bir şekilde buraya kapatıyorum bakın şöyle sıkarak fıstık şeklini veriyoruz böyle hemen bir zincir çektim ki açılmasın şimdi yandaki tığ battıya girdim 3 tane sık iğne yapıyorum bu şekilde. Yandakine bir sık iğnesiyle girip örümcek çekiyorum. Örümcek çekiyorum. 3 tane boncuğumu alıyorum yine. Örümceğimin tepesine kapatıyorum. Öyle sıkı bir şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. Parmağım üzerine koydum, altından girdim, ipin ucun aldım, ilmek edindim, dibinde bir zincir çektim. 2. Ilmek aldım, dibinde zincir çektim. 3. Tığımda birikliyorum. Ilmek aldım, dibinde zincir çektim. 4. 5. 6. 7. Altından girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim. 8. 9 10 11 12 13 14 ve 15. Benim fıstıklarım biraz düzgün olmuyor çünkü inanın parmaklarım kötü bakın. Ellerim kötü, egzama başladı. Tığ buraları kesti, zor yapıyorum şu an için. Tığ girecek korkusuyla hepsini içinden çektim. Şimdi bu boncukların ortasından giriyorum. İlk boncuğumu araya alıp kapatıyorum. İpin ucunu aldım. Sıkı bir şekilde kapadım. Yine arkadaşlar 11 tane zincir çekip aynı şekilde burada olduğu gibi 3 tane boncuğun etrafına fıstığımı yapacağım. Birinciyi yaptık. Şu son ikiyle kamera arkası yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar ellerim zorluyor fıstık oyasında şu an beni. O yüzden benim fıstıklarım biraz düzgün olmuyor ama yapım aşamasını anlatıyorum. Şimdi 3 tane e, yaprağımızı yaptık. Aynı diğer yaprakta olduğu gibi gösterdiğim gibi örümcek çekiyorum. Çıkarken çektiğim boy örümcek çekiyorum. Aşağıdan 1-2-3 tane kutucuk atladım. dördüncüye girdim. Kapadım. Yandaki kutucuğa giriyorum. 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 yine 11 zincir çekiyorum yine ilmek topluyoruz arkadaşlar bakın altından giriyorum ipin ucunu alıp dibinde zincir çekiyorum bu şekilde 15 tane topluyoruz ilmek aldım dibinde zincir çektim 3 ilmek aldım dibinde zincir çektim tığımda topluyorum 4 ilmek aldım dibinde zincir çektim 5 6 ilmek alıyorum altından dibinde zincir çekiyorum 7 8 9 10 11 12 13 14 altından girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 15 bu şekilde tığımda topladım ipin ucunu alıyorum tığıma hepsini içinden geçiyorum Şimdi bir kutucuk bırakıp ikinciye giriyorum. ipin ucunu alıyorum, ilmek alıyorum. Şu iki ilmeğimi sıkı bir şekilde buraya kapatıp hemen bir zincir çekiyorum dibinde kaçmaması için. Yandaki tığ battıya girip 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 Hemen yandakine bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. Örümcek çekiyorum. Örümceğimizin üzerine 3 tane boncuk atacağım. Aynı şekilde devam edip gideceğiz arkadaşlar. Oya'mızın boncuklu fıstık oya'mızın yapım aşaması böyleydi. İnşallah anlatabilmişimdir. Kapaktaki resimde dediğim gibi kesme boncuk kullanılmış. Ben bu boncukla yapım aşamasını gösterdim. Sizler istediğiniz boncuklarla yaparak tamamlayabilirsiniz. İnşallah anlatabildim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.